15 Ekim Görme Engelliler Beyaz Baston ve Güvenlik Günü. Bugün de görme engellilerin sokakta bağımsız hareket edebilmeleri ile ilgili farkındalık yaratılıyor. Hadi biz de yaratalım. Ankara'dayız. Kızılay'ın en içteki sokaklarından bir tanesi olan Konur 2 sokaktayız. Bakalım beyaz bastonumuzla güvenli bir şekilde tek başına yürüyebiliyor muyuz? Şimdi sokaktayım. Düz biçimde yürüyorum. Tabii siz beni değil. Ağaç mı var burada? Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. Bakın. Siz beni değil, karşıyı görüyorsunuz. Ama bakın orada bir ağaç vardı. Sokağın tam başında, yürüme yolunda bir ağaç vardı. Şu tezgah koydum, kusuruma bakma. Ben seni şöyle geçireyim, çok özür diliyorum. Eğer şeyse kaldırabilirim. Bir dahaki. Valla üstad, başkası gelse yine orada çarpacak. Yok, ben tezgahın başında bekliyorum. Çok özür dilerim. Evet. Daha yeni başladık. Devam edelim. Siz beni değil, karşıyı görüyorsunuz. Kamera başımda bir aparata sabitle olduğunda, ama daha yolun başında bir şeyle, ağaçla ve bir tezgahla karşı karşıya geldik. Şimdi sarı çizgi üzerinde yürüyoruz. Tabi sarı çizgilerde çok iyi olduğunu söyleyemem yani. Hani bakın şimdi gel. Burası sarı çizgi. Bu ne? Kafamı vurabilirim. Tamam. Bir ağaç daha. Değil mi? Bakın kaç metre yürüdüm ya? Daha 50 metre yürüdük mü? Devam edelim. Farkındalık yaratıyoruz. Yani görme engellerin en içtek sokaklardan birinde yürüme deneyimini sizlere yaşatıyoruz. Ankara'da. Devam edelim yine. Sarı çizgi üzerinde yürüyelim. Biz de doğru şekilde yürüyelim değil mi? Evet. Devam ediyoruz. Şimdilik önümüzde bir 15-20 metrelik bir sakin bir yer var. Caddenin sonlarına doğru biraz yürüyeceğiz. Oradan da geri karşı kaldırımla gelmeyi deneyeceğim. İşte bakın bir sokağın başından sonuna kadar iki taraflı nasıl erişilebilirlik var yok. Bunu da göstermiş oluruz. Yine bir şey geliyor bakın karşımıza. Tam böyle çizginin yanında. Evet, burada da bir başka bir engelimizle karşı karşıyayız. Devam edelim bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Bu arada biraz sağdan abi. Evet, tamam. Yine bir ağaç. Evet. Ne demiştik? Görme engeller beyaz baston ve güvenlik günü. Acaba ben bu yürüyüşü, bu çekimi kaza yapmadan tamamlayabilecek miyim? Tamamlayabilirsem kendime soğuk bir içecek ikram edeceğim. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Devam ediyoruz. Bu arada şey söylemeyi unuttum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Söylemeyi unuttum. Aslında unutmadım değil. Engellerle yürümekten sıra ona gelmedi. Bu arada başka yerlerde yürüyeceğiz. Sadece kızlar mı erişilebilir değil. Yok. Başka yerlerde de sorunlar var. Sırayla burada da bir inşaat var galiba. Bir asfalt var. Küçük bir yer. Biraz güvensiz hissettirdi yürürken. Oraya geçtik. Sokağın sonuna doğru yürüyoruz. İşte arkadaşlar, bir kör beyaz bastonuyla yürürken nelerle karşılaşıyor? Şimdi engel nedir? Nedir yani engel? Bu ağaçlar, direkler ve konulan tezgahlar mıdır? Yoksa görmemek midir? Herkes yani görseydi bu engellerde bir sorun oluşturmazdı belki. Ama bugün böyle bir ortam var. Bugün farklılıklara göre ortam düzenlemesi yapmak gerekir. Yani sonuçta bu memlekette rakamlar tam belli değilse bile
1 milyon civarında kör vatandaş yaşıyor. Vergisini veriyor. Toplumda üretim yapıyor. Çalışıyor, okuyor, yiyor, içiyor. Değil mi? Siz eğer yasalarla kanun önünde eşitlikten bahsediyorsanız herkese uygun düzenlemeler yapmak zorundasınız. Ha deyin ki kardeşim engelliler toplumun birinci sınıf vatandaşları değildir. Biz de bilelim. Bilelim de ona göre mücadelemizi yürütelim. Neyiz yani biz? Eşit vatandaşlar mıyız? Yoksa değil miyiz? Onu görelim, onu bilelim. Şimdi biraz yürüdüm artık. Karşı kaldırıma geçeceğim dikkatli bir şekilde. Durdu. Bana yol verdi. Kendisine teşekkür ederiz. Şimdi uygun bir... Ne tarafa gideceğim hocam? Şuna aşağı doğru gideceğim. Teşekkür tamam. Ederim. Sağ ol. Belki bana biraz yardım edecekti. Beraber gidelim diye ama... Evet. Yine bir... Ağaç. Evet. Teşekkür ederim. Devam edelim bakalım. Yine bu sefer bu kaldırımdan yürürken bir ağaca denk geldik. Şimdi yürümeye devam ediyoruz. Evet, sokak olduğu için tabii bir ana cadde kadar yoğun değilse de işlek bir sokak olduğunu, kafelerin, barların ve daha başka dükkanların, işhanlarının bulunduğu bir sokak olduğunu söyleyebiliriz buranın. Kızlayabilenler de bilirler zaten. Evet. Yürümeye devam ediyoruz. Sokağın başına kadar geleceğiz bakalım. Sizce ben o su içeceği kendime ikram edebilecek miyim edemeyecek miyim? Bak burada çöp koymuşlar. Bastonumuz çöpe değdi. Kamera aldım o çöpü bilemiyorum çöp şeyini. Poşetlerini. Ama özellikle akşam saatlerinde burası çöpten geçilmez yani. O ağaçların bilmem nelerin önünde bir de çöp engeliyle karşılaşırız. Evet. Bu arada kameranın kadrajına giren hiçbir dükkanla anlaşmamız yoktur. Reklam değildir. Onu da söyleyelim. Yani biz burada bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Maksat bu. Bu kanalın amacı da bu. Sokaklar bizim serisinin amacı da bu. Dolayısıyla kadraja giren dükkanlar, mağazalar bizim reklam aldığımız yerler değil. Şimdi yine yürüme bandı üzerindeyiz. Yani yürüme bandı da denmez de buna işte. Sarı çizgi diyelim. Sarı çizgi üzerinde yürümeyi sürdürüyoruz. Bu taraf diğer tarafa göre sadece bir ağaç bizi karşıladı şimdiye kadar. Diğer karşı kaldırıma göre sanırım daha az engelli oldu şimdiye kadar en azından. Ama bu önemli değil ki. Benim gideceğim yer o kolda olabilir. Yani şimdi yolu soluma almış vaziyette yürüyorum. Bu tarafı bilen arkadaşlar için ve Meşrutiyet'e doğru yürüyorum. Ama ben belki yolun sağımda kaldığı bir yerde bir yere gideceğim. Ve orası daha engellerle dolu. Ve ben her ne kadar iyi baston kullanırsam kullanayım, o ağaç eğik bir vaziyette dururken ben ona çarpabilirim. Yani çünkü üstteki engelleri, baş üstündeki engelleri beyaz bastonla algılayamıyoruz ki. Şu anda o teknoloji var ama gelişiyor daha. Yani tam böyle %100 bizi güvenli hissettirecek noktaya gelmiş değil. Ne Türkiye'deki çalışmalar ne dünyadaki çalışmalar ilerliyor. Her günün birinde gelir belki. Ha gelse bile bu yine de ağaçların orada olmasını meşru kılmaz. Ama durum bu işte sevgili izleyiciler. Bir sokakta yürürken karşınıza türlü türlü engeller çıkıyor. Bunu sözel olarak da ifade edebiliriz ama işte görsel olarak ifade etmek daha fazla
Akılda kalıyor işte. Devam edelim. Sokağın başına da az kaldı zaten. Caddeye geleceğiz. Caddenin başında da videoyu kapatacağım. Sizce ben kaza yapmadan bu videoyu bitirebilecek miyim? Başımı gözümü bir yere vurmadan. Tamam. Teşekkürler. Bakın bir tanesi de. Şimdi onun ne kadar... He? Ben yürüyorum, sağ ol. Bak oraya gitme bak, orada bir şey yok. Bir daha altı yokta iyi bilemeyiz. Bak şuraya gel abi. Ya, oradan niye yürüyemedik? Abi orası tatlıdaydı, oraya çarpacağım. Ha işte. Bakın bir adam tarafından zorla karşıya yönlendirildim. Niye? Çünkü orası taksi durağıymış. Gitseydim taksi durağına gidecekmişim. O yüzden buraya yönlendirildim. Ödemek istemedim ben. Evet, ben de bugünlük bu kadar. Beyaz Baston gündüz kutlu olsun.